Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere zeytin yaprağının nasıl kurutulacağını, çayının nasıl yapılacağını ve biraz da şifalarından bahsettim. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Zeytin yapraklarını bol suda yıkadım ve dallarından ayırdım. Gün ışığı girmeyen bir odaya bir sofra bezi serdim ve üzerine ince bir tabak halinde sergi kalınlığı ince olsun ki çabuk kurusun. 6-7 gün boyunca bu şekilde bekledi. Görmüş olduğunuz gibi bu 3. veya 4. günü hemen zaten kurumaya başlıyor. Yaz mevsiminde daha da çabuk kuruyacaktır. Şu anda tabi Kasım ayındayız ama yine 7 gün içerisinde kurudu, zaten göreceksiniz ilerleyen dakikalarda. Çabuk kurusun diye yaz mevsiminde güneşe lütfen sermeyin. Eğer güneşte kurutursanız içindeki yağlar da uçacaktır ve hiçbir değeri kalmayacaktır. O yüzden gölgede kurutmamız gerekiyor. Yedi günün sonunda görmüş olduğunuz gibi artık kurudu. Ben şimdi bir kavanoza alacağım. Geri kalanını da çevremdeki diyabet hastalarına dağıtacağım. Ben 5-6 tane zeytin yaprağını bu şekilde elimle parçaladım. Şimdi sıcak suyun içerisine atacağım. Yaklaşık olarak 7 veya 8 dakika boyunca demlenmesini bekleyeceğim. Suyun sıcaklığı da çok önemli. Fokur fokur kaynayan suyla çayı yapmıyoruz. Kaynamasına 3 dakika kala veya 4 dakika kala altını kapatın. O suyla çayı demleyin veya fokur fokur kaynadıktan sonra altını kapatın, bir 5 dakika biraz soğumasını bekleyin. Çünkü çok kaynar suyla demlersek bu sefer bütün vitaminlerini de kaybetmiş oluruz. Bir kere zeytin yaprağı çok güzel kokuyor, muhteşem bir aroması var. Ben biraz sakladım, yoğurt mayalaması da ve ekşi mayamı beslemek için değerlendireceğim. Denemeler yapacağım. İnşallah olumlu sonuçlar alırsam yayınlayacağım. Bu arada arkadaşlar, dediğim gibi uzmanlar da çok öneriyor. Özellikle C.K. hanımefendi çok öneriyor. Ben kendisini çok seviyorum bu arada. Çocuklara yaz mevsiminde meyve suyu niyetine içirin diyor. Ben buradan isim veremiyorum ama kimden bahsettiğimi hemen anladığınızı tahmin ediyorum. Uzmanlar da yine bunu belirtiyorlar sürekli. Yüksek tansiyonu hastaları, hamileler ve emzirenler kullanmasın. Yine ağır ilaç kullananlar bu çayı kullanmasın arkadaşlar. Zararlı olabilir. Diyabet hastalığının tedavisinde çok değerlendiriliyor bu çay. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yani zayıf ve güçsüz olan bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Tok tutuyor. Kolesterolü düşürüyor. Lütfen arkadaşlar deneyin. Eminim sizler de çok şifa bulacaksınız. Toz haline getirip yoğurda katarak da yiyebilirsiniz. Ben birçok yazı okumuştum bununla ilgili. Zayıflamaya çok yardımcı diye. Ama tabii herkesin vücudu farklı olabilir. Bir de bitki çaylarının zaten uzmanlar da her gün üst üste içilmesini önermiyor. 3 günde bir, 4 günde bir içebilirsiniz. Eminim sizler çok şifasını göreceksiniz. Zaten YouTube'da da birçok uzmanlar öneriyor. Kurutması işte bu kadar, çok kolay. Zaten bir kokladığınız zaman o kadar çok beğeneceksiniz ki hiçbir şey yapmasanız bile evinizden hiç eksik etmeyeceksiniz. Videom tavsiye amaçlıdır. Sonuçta biz bitki çayları ile ilgili herhangi bir eğitim almadık. Sadece uzmanlar öneriyor. Çevremdeki komşularım da denedi. Çok olumlu sonuçlar aldı. Ben de bu videoyu sizlere sunmak istedim. Umarım yararlı olacaktır. Lütfen evinizden eksik etmeyin. Aldığınız zaman da benim için bir koklayın. Bugünlük de benden bu kadar. Yarın nokul tarifiyle tekrar görüşeceğiz inşallah. Şimdilik hoşça kalın.